Selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir kez daha karşınızdayız. Bu zor günlerde hep başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamuda, özelde, sivil toplum kuruluşu görevlisi arkadaşlarımıza, kadınına, erkeğine insanımızın ve insanlığın bu hastalıktan, bu virüsten, musibetten kurtulmak için çalışanlara teşekkürlerimizi, dualarımızı yolluyoruz. Konya Büyükşehir Belediye'mizin YouTube kanalı için evlerimizde, iş yerlerimizde çalışanlar ve mecburi görevi başında olan kardeşlerimiz için bir sosyal sorumluluk projesi olarak sohbet olsun, dertleşme olsun, nasihatleşme olsun, dualaşma olsun diye bu güzel programla karşınızdayız. Ben bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediye'mize, değerli başkanı Uğur İbrahim Altay başkanımıza ve çok değerli ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Ve bugün aşere-i mübeşşereden, asr-ı saadetten Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh efendimizden bahsedeceğiz. Hazreti Zübeyir miladi yıl olarak 594 yılında dünyaya geldi. Yani Resulullah'a peygamberlik verildiğinde 16-17 yaşlarındaydı. Hazreti Zübeyir'in annesi Safiye ve babası Avvam. Avvam Hazreti Hatice'nin ya amcasıdır ya da kardeşidir. Her iki rivayette var. Yani Hüveylit'in oğlu Avvam yahut Hüveylit'in kardeşi Avvam. Hazreti Zübeyir'in babası. Bu yönüyle Hazreti Hatice annemizin, Peygamber Efendimizin hanımı Hazreti Hatice annemizin özbeöz yeğenidir. Hazreti Hamza'nın yeğenidir. Safiye, Hazreti Hamza'nın ana baba bir kardeşidir. Hazreti Hamza ile Hazreti Safiye'nin anneleri Hale Hatun'dur. Babaları Abdülmuttalip zaten. Hazreti Zübeyir babası annesinin karnındayken daha Zübeyir Efendimiz Ficar savaşlarında Avvam bin Hüveylit ve Hüveylit bin Nevfel vurularak Ficar savaşında öldürüldüler. Yani Hazreti Hatice'nin babası da Hazreti Hatice'nin kardeşi ya da amcası olan Zübeyir bin Avvam'ın babası da bu savaşta öldürüldüler, Ficar Savaşı'nda. Daha Safiye annemizin karnındaydı. Doğmamış bir bebekti Hazreti Zübeyir. Hazreti Zübeyir bu yönüyle Peygamber Efendimiz'e kaderi ilginç bir benzerlik taşıyor, değil mi? Fark ettiyseniz. Peygamberimizin de babası Hazreti Amine'nin daha karnındayken, doğumuna 2 ay kala Abdullah Suriye'den dönerken Yesrib yani Medine yakınlarında hastalanacak ve Medine'de akrabalarının yanında ölecekti. Peygamberimizle babayı hiç görmeden anne karnındayken daha kaybetmişlerdi. İkisi de annesinin elinde büyüdü. Safiye annemiz çok disiplinli, cesur, böyle hani eli sopalı deriz ya, Osmanlı kadını filan deriz ya biz Anadolu ifadesiyle. Öyle bir kadın Hazreti Safiye, çok soğukkanlı, mert, cömert, cesur, öyle hemen paniklemeyen, çok fazla böyle acizlik göstermeyen bir kadın Hazreti Safiye. Onun için de oğlunu çok yiğit, cesur, savaşçı yetiştirmek istiyordu. Babası olmadığı için o günkü dünyada insanlar kendi ayaklarının üstünde kalmak zorundaydı. Oğlan çocuğu da çok kıymetliydi. Yani bütün işler erkekler üzerinden yürüdüğü için o günkü dünyada oğlan çocuklarına bir ayrı bir önem verirdi insanlar. Hazreti Zübeyir radıyallahu anh efendimiz, değerli kardeşlerim, amcası Nevfel özellikle onun Müslüman olduğunu duyduğunda çok öfkelendi. Önce sözlerle, tatlı sözlerle, tehditlerle, ufak böyle inceden mesajlarla
Hazreti Peygamber'den ayrılmasını istiyordu. İslam'a girişine Hazreti Ebubekir Efendimiz vesile olacak. Kaderin garip tecellisi. Nereden bileceksiniz değil mi? Daha sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Zübeyir'in kayınbabası olacak. Hazreti Ebubekir Efendimizin büyük kızı Esma, Hazreti Zübeyir'in ilk hanımıdır. Ve Esma annemizle Hazreti Zübeyir radıyallahu an Efendimiz yani 26 yaşlarında filanken evlendiler. Hazreti Zübeyir 26-27 yaşlarında filan ilk evliliği. Ve Hazreti Zübeyir Ebu Bekir Efendimizin davetiyle bazı rivayetlerde Hazreti Hatice, Hazreti Zeyd, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir. İlk dört Müslüman bunlar. Beşinci Müslüman Hazreti Zübeyir olduğu rivayet edilir. Ebu Bekir Efendimiz davet etmiştir onu ve beşinci Müslüman Hazreti Zübeyir radıyallahu anh diyebiliriz. Hazreti Zübeyir Efendimiz Müslüman olduğunda 17 yaşlarında filan, 16-17 yaşlarında çok baskı ve tehdit artıyordu sülalesinden. Babası yok, amcası onun sahibi gibi, hem de babasından kalan mallarını da amcası onlar adına sahipleniyor. Çok baskı yaptı. Hatta bir gün hasıra sardı, biliyor musunuz Hazreti Zübeyir'i? Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas da buna benzer eziyetler gördüler. Hazreti Zübeyir radıyallahu anh Efendimiz her türlü baskıya, her türlü tehdide rağmen asla boyun eğmedi onlara. Hazreti Zübeyir, Hazreti Ali'den 7-8 yaş büyüktür yaş olarak. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip, Hazreti Zübeyir'in dayısıdır. Hazreti Zübeyir'in annesi Safiye de Hazreti Ali Efendimiz'in öz ve öz halasıdır. Yani iki kardeş çocuklarıdır. Bu yönüyle çok seviyorlar birbirlerini. Hatta şöyle bir rivayet de anlatılır. Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün Medine-i Münevvere'de Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir çok böyle kol kola girmişler, şakalaşıyorlar. Birbirinizi çok seviyor musunuz demişti. Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ali de anam babam sana kurban olsun sevmez miyiz ya Resulallah, biz haladayı çocuklarıyız, hem akrabayız, hem İslam'a ilk girenlerdeniz. Allah'ın diniyle Rabbim bizi şereflendirdi ve biz Müslüman kardeşler olarak ilk günden itibaren, İslam kardeşler olarak tabii ki seviyoruz. Ve ey Allah'ın Resulü, biz senin bu Müslüman topluluğu içinde en yakın akrabalarınız, o yönüyle biz Ali ve Zübeyir birbirimizi çok seviyoruz. Resulullah Efendimiz hüzünlü bir şekilde demişti ki bir gün aranıza kavga girecek, aranıza huzursuzluk girecek. O gün ey Zübeyir dikkat et, Allah'tan kork demişti. Biliyor musunuz? İlginçtir. 64 yaşlarında Hazreti Zübeyir hicretin 36. senesi Cemadiyel Ahir ayında Cemel vakasında Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Zübeyir'in biliyorsunuz baldızıdır Hazreti Ayşe, Müslümanların başına geçip Basra civarlarına gelip Cemel yani deve sırtında olduğu için o savaşa devenin üstünde komutan savaşı yönettiği için Cemel Savaşı denmiştir. Hazreti Ali İslam'ın halifesidir. Hazreti Osman'ın katillerinin hesabı niye sorulmuyor diye hesap sormak için yola çıkılan bu yol, Abdullah bin Sebe denilen İslam düşmanı, münafıkların kışkırtması, tahrikleri ve insanları çok toplu bir şekilde savaşa bir şekilde sokmaları neticesinde binlerce insan şehit olduğu o olayda Hazreti Zübeyir de namaz kılarken şehit edilmişti. Ve o şehit olmadan önce Hazreti Ali ile karşılaşmış. Kılıcını Hazreti Ali kaldırdığında karşısında halasının oğlu Zübeyir'i görünce Hazreti Ali'nin gözlerine yaşlar dolmuş ve ey Zübeyir kahrolasıca Zübeyir demişti.
Ne yaptın sen öyle demişti. Biz seninle kardeş gibiydik. Biz seninle kardeş gibiydik. Böyle mi olacaktı bizim sonumuz? Hatırlıyor musun ey Zübeyir dedi. Resulullah bize ne söylemişti? Hatırladın mı ey Zübeyir? Mescid-i Nebevi'de birbirimizle şakalaşıyorduk. Kardeş gibiydik. Can ciğerdik biz. Allah Resulü de çok mu seviyorsunuz birbirinizi demişti de biz de böyle böyle demiştik. Evet ya Resulallah çok seviyoruz. Biz senin en yakın akrabalarınız, İslam'a ilk girenlerdeniz. Biz kardeş çocuklarıyız ya Resulallah. Sevmez miyiz hiç birbirimizi deyince bir gün aranıza kavga girecek. Allah'tan kork Zübeyir demişti. Hatırladın mı deyince Hazreti Zübeyir Efendimiz mübarek kılıcını yere atacak. Lanet olsun şu kan döken kılıçlara deyip arkasını dönüp gidecekti. Hazreti Zübeyir kardeşlerim o bırakıp gidince Amir bin Cürmüz denilen Hazreti Ali'nin ordusundaki Kufeli fanatik böyle aşırı gözü dönmüş cahil kaba insan Hazreti Zübeyir'i böyle kılıçsız bir şekilde gittiğini görünce karşı tarafın en önemli adamlarından birisi aşire-i mübeşşereden Zübeyir'i öldürürsem karşı tarafın düşman ordusunun moralini çökertirim, Ali'den iyi bir hediye alırım, mükafat alırım diye peşine takılacak 5-10 adamıyla birlikte Hazreti Zübeyir savaş meydanından iyice uzaklaştığı bir yerde namaz vakti girecek. Namaz için abdest alacak, namaza durduğunda namazın içinde Hazreti Zübeyir'i kılıçlarla kesecekler ve başını koparıp Hazreti Ali'ye getirecekler. Ey Ali Zübeyir'i öldürdük diyecekler. Hazreti Ali hıçkırıklara boğulacak. Yazıklar olsun size diyecek. Vallahi o Resulullah'ın cennetlik diye övdüğü ve onu öldüreni peygamberimizin cehennemle müjdelediği Zübeyir'dir. O benim halamın oğludur. Ne yaptınız siz alçaklar diyecek. Hazreti Zübeyir'in ardından gözyaşı dökülecek. Hazreti Zübeyir kardeşlerim biliyor musunuz? Zübeyir bin Avvam Hazretleri Habeşistan muhaciridir. Habeşistan'a peygamberliğin 5. senesi giden Hazreti Osman'ın kafilesindendir. Ve onlar Habeşistan'a yaklaştıklarında Habeşistan kralı Necaşi'yi indirmek için isyancılar bir savaş başlatmışlardı. Nehirin bir kenarında Müslümanlar toplanmışlar ve olayın seyrini öğrenmek istiyorlardı. Bir türlü haber alamıyorlardı. Necaşi'yi destekliyordu Müslümanlar. Onun galip gelmesi için dua ediyorlardı. Necaşi Hristiyan bir kraldı ve onun galip gelmesi için Müslümanlar peygamberimizin orada sizin dininize zarar vermezler diye gönderdikleri Necaşi'nin ordusunun galip gelmesi için dua ediyorlardı. Bize kim karşıdan haber getirir şu nehrin öbür tarafından diye deyince yüzmeyi çok iyi bilen Hazreti Zübeyir annesi onu çok güzel yetiştirmişti. Hazreti Zübeyir Efendimiz yüzerek karşıya geçecek ben haber getiririm diyecek. Geri döndüğünde müjdeler olsun Necaşi galip geldi diyecek. Müslümanlar sevinç içinde Necaşi'nin ülkesine girecekler. Cennetle müjdelenmiş İslam'ın 5. Müslümanı Hazreti Zübeyir bin Avvam'ı biz de rahmetle, hürmetle yad ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin İslam için Mekke'de çekilen ilk kılıç Zübeyir'in kılıcıdır diyerek övdüğü Hazreti Zübeyir Efendimiz için biz de dualar ediyoruz. Allah'ım onun derecesini arttır, şehadetini kabul eyle. Zübeyir oğlunun birinin adını Hamza koymuş, dayısı. Birinin adını Mus'ab koymuş, Mus'ab bin Umeyr'in adı. Birinin adını Abdullah koymuş, Zübeyir. İlk oğlu Abdullah bin Zübeyir. Abdullah bin Zübeyir'in adı da kardeşlerim yine İslam şehitlerinden Abdullah bin Cahşa. Daha sonra Uhud harbinde şehit olacak. Abdullah bin Cahşa hamledilecek. Yani üç şehidin ismi üç oğlunun adında yaşatmış ve sonunda dünyadan şehit olarak göçüp gitmiş Zübeyir bin Avvam. Allah bizi onların ardınca yürüyenlerden eylesin.
böyle güzel bir sahabi efendimizi bir parçacık böyle küçük bir kublecik hatırayla da olsa tanımaya çalıştık. Rabbim evlerinize huzur versin, hastalarımıza şifa versin, ölmüşlerimize rahmet eylesin, Konya'mıza, Türkiye'mize, bütün dünyadaki Müslümanlara selam olsun. Konya Büyükşehir Belediye'mizin YouTube sayfalarında yayınlanacak bu programda Asr-ı Saadet'ten, Aşere-i Mübeşşere'den Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimizin hayatından bir iki hatırayı size arz edeceğim. Hazreti Sa'd radıyallahu anh İslam geldiğinde 16-17 yaşlarındaydı. Babası babasının adına, aslında babasının adı Malik. Malik bin Vakkas'tır ama Ebi Vakkas babasının künyesidir. Babası Malik'in babasının künyesidir. Yani dedesinin künyesidir. Onun için Sa'd bin Malik değil de daha çok Sa'd bin Ebi Vakkas olarak tarih kitaplarında ismini yer almış. Annesi Hazreti Sa'd'ın Hamne'dir. Babası ve annesi Zühre oğulları sülalesinden. Zühre oğulları biliyorsunuz ki Hazreti Amine annemizin, yani Peygamber Efendimizin annesinin sülalesidir. Zühre oğulları sülalesinden dolayı Peygamberimiz Sa'd benim dayımdır. Kimin Sa'd gibi dayısı var ki? Diyerek onu taltif ederdi. Bu da Hazreti Sa'd'ı çok mutlu ederdi. Sa'd bin Ebi Vakkas, babasının 4 oğlu vardı. Utbe bin Ebi Vakkas hiç Müslüman olmayacak değerli kardeşlerim. Sa'd'ın en küçük kardeşi de Sa'd, 3. erkek kardeş. Sa'd'ın en küçük kardeşi de Umeyr bin Ebi Vakkas, biliyorsunuz Bedir harbinde şehit olmuş. Bedir'in 14 şehidinden biridir. Hazreti Sa'd İslam'ın ilk yıllarında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin yine teşvikleriyle ve haber vermesiyle, vesile olmasıyla İslam'a girdi. Aslında Hazreti Sa'd'ın İslam'a girişiyle ilgili şöyle bir rüyadan bahsedilir. Sa'd bin Ebi Vakkas, İslam'ın peygamberimize peygamberliğin verildiği o Ramazan-ı Şerif ayının son günleri, biliyorsunuz Kadir gecesinde ilk vahiy Hira Nur Dağı'nda geldikten sonra Hazreti Ali, Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ebu Bekir Müslüman olmuşlar ama kimse çok fazla duymadı, kimse bilmiyordu fazla. Bir ara Sa'd bin Ebi Vakkas bir rüya gördü. Rüyasında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ali bir ışık, önlerinde böyle bir nur gibi bir ışık gidiyor. Onlar da o ışığın ardından yürüyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas o rüyada da kendi de kenarda kendini de görüyor. Hazreti Ebu Bekir o gün için en aklı başında, yaşı da kemale 38 yaşlarında, yani olgun bir yaşta. Hazreti Ali, Hazreti Sa'd'dan 7-8 yaş küçüktür yaş olarak. Hazreti Sa'd Ebu Bekir Efendimiz'e bu rüyayı sormayı kararlaştırdı. Sorduğunda İslam'ın belki bir ay olmuş olmamış, bilmiyoruz tam tarihi olarak, yani ilk aylarında, ilk 10 Müslümanın içinde Hazreti Sa'd, İslam'a giren ilk 10 kişiden biridir Hazreti Sa'd radıyallahu anh. Sa'd zaten Said ile de aynı kökten, Sa'd yani kardeşlerim mutlu, mesut, sevinçli, huzur veren, mutluluk gören manalarınadır. İyi bir manası vardır isminin, Hazreti Sa'd isminin. Ve Hazreti Sa'd Ebu Bekir Efendimiz'e böyle bir rüya gördüğünü söyleyince Hazreti Ebu Bekir o aralar çok yakın, çok böyle size itimadı olan, size saygısı, sevgisi olanlardan başkasına bu İslam'ı şimdilik anlatmayın. Yavaş yavaş halka genişleyecek. Efendimizin bu tavsiyesi üzerine kimseye söylemiyorlar. Sadece çok böyle problem olmayacak, sizin çok samimi olduğunuz insanlara açın diyordu. Sa'd bunu açıklayınca
Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'ı zaten tanıyordu bir genç olarak, seviyordu. Ve akıllı, ahlaklı, annesine babasına çok hürmetli bir çocuk Hazreti Sa'd. Dikkat edin, bunların öyle çok pis, haram, kötü işlere karışacak yaşları yok. Ne Hazreti Talha'nın, ne Zübeyir'in, ne Sa'd'ın, ne Eba Ubeyde'nin öyle çok hani 30-40 yaşlarında kötü işlere, putperestliğe, vahşiliğe, cinayetlere, içkiye, zinaya, şaraba alışmış bir yaş imkanı yok. Çok temiz yaşlarda İslam'a girmişler. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zaten karakter olarak herkesin takdir ettiği çok temiz bir karakterdi. İslam gelmeden önce de Hazreti Ebu Bekir ile ilgili hiçbir müşrik sen de kadınlarla zina ederdin demediler. Sen de içki içip şarap içip sarhoş olurdun ne oldu şimdi demediler. Sen de bizimle putlara tapmıyor muydun ey Ebu Kuhafe'nin oğlu demediler. Çünkü bunların hiçbirini İslam gelmeden önce de yapmıyordu Hazreti Ebu Bekir. Sa'd bin Ebi Vakkas da temiz bir karakter. Rüyayı duyunca Hazreti Ebu Bekir dedi ki biz senin o gördüğün rüya haktır, hakikattir. Allah sana hakkı, hakikati göstermiş ey Sa'd. Vallahi biz Ali, Zeyd, ben ve Hatice Müslüman olduk. Hazreti Muhammed peygamber olduğunu, Allah'tan kendisine vahyin geldiğini bize haber verdi ve biz biliyoruz ki o asla yalan söylemez ve söylediği şeyler de kendi çıkarına, kendi menfaatine değil, insanlığın faydasına olan şeyler. Bugün şu koronavirüs vesilesiyle görmüyor musunuz? Yani İtalya'da insanlar Katolik dünyanın kalbinde secdeye kapanmış Müslümanlarla namaz kılıyorlar. Yani tabii ki o namaz değil ama yani Hazreti Muhammed'in sözünün asırlar sonra da hakikat olduğunun açık bir delili değil midir? Almanya yıllardır demokrasi, insan hakları diyerek dışarıdan ezan okumaya izin vermezken şu gözle görünmeyen bir virüs salgını korkusuyla Müslümanlara moral olsun ve Almanya'ya dua yerine geçsin, bu hastalıktan kurtulalım, belki Müslümanların ezanlarının bize faydası olur diye ezanları dışarıdan okumaya Almanya müsaade etti şu günlerde. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam hiç yalan bir şey söylemedi. Hiç kendini göstermek, kendini üstün tutmak için bir şey söylemedi. O Mekke'yi fethederken bile başı önünde, devenin hörgücüne alnı değecek gibi tevazu içinde giren mütevazi bir insandı. Her şey Allah'a iman, hidayet ve İslam içindi. Sa'd bin Ebi Vakkas bu rüyayı anlattıktan sonra Hazreti Ebu Bekir ona İslam'ı anlattı. Hiç tereddüt etmedi. Sen asla beni kötü bir şeye davet etmezsin dedi ve Müslüman oldu. Annesi Hazreti Sa'd'ı aynı Mus'ab bin Umeyr gibi çok seviyordu. Annesi Hamne çok baskı yaptı Sa'd bin Ebi Vakkas'a duyduğunda. Atalarının dinini terk etme, bu uğursuzluk getirecek oğlum derdi. Ve Hazreti Sa'd'a neler etti, neler yaptı döndüremedi. En son kadın işte aklı o günün şartlarında kadın olarak duyguları kullanmayı kararlaştırdı ve hasta numarası yaptı. Ağır hasta, böyle ölümcül hastaymış gibi ve yememeye, içmemeye yemin etti. Ey Sa'd, sen İslam'dan vazgeçmedikçe annen ölsün senin dedi. Bu da sana dert olsun dedi. Lokman suresi kardeşlerim 14 ve 15. ayeti kerimeler tefsir kitaplarımızda bu olay için nazil olduğunu anlatırlar. Anneye babaya itaat etmenin, anneye babaya teşekkür etmenin, anneye babaya hizmet etmenin önemini anlattı. Ama onlar sizi bir günaha çağırırlarsa sakın itaat etmeyin dedi Allah. Yani anne baba sizi içki içmeye, anne baba sizi bir harama, hırsızlığa, yalana çağırırsa sakın itaat etmeyin. İşte Hazreti Kur'an'ın bu ayetlerinin nuruyla anne dedi. Allah'a yemin ederim ki ben sana ölünceye kadar hizmet ederim, hürmet ederim. Elimden gelen bütün iyilikleri yaparım ama bana İslam'dan vazgeç dersen, sen ölsen bile sana itaat etmem dedi. Yani senin canın yaşayacak diye ben cehenneme atmam kendimi de seni de dedi.
Gel sen de Müslüman ol. Muhammed'in ne kötülüğünü gördünüz. Allah aşkına Muhammed'in dininin aleyhissalatü vesselam getirdiği İslam'ın emirlerinden sizin için akla uymayan, ahlaka uymayan, kötü olan ne var anne? Allah aşkına bunu söyle dedi. Hazreti Sa'd, annesi, kardeşlerim ne gariptir, oğlunu döndüremedi ama kendi de Müslüman olmadı. Hazreti Sa'd, bir örnekle şununla bitireyim. Uzun yıllar yaşayacak, 85 yıllık ömrü var. 40 yaşlarına gelmiş gelmemiş ya da 40 küsür yaşlarında Arafat'ta, veda haccında ağır hastalandı. O da Mekke'deydi. Hacca gelmişti Resulullah. Ağır hastalandı. Hastalandığında Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh içine bir korku ve öleceği düştü. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı onu ziyarete geldiğinde dedi ki ya Resulallah benim bir tane kızım var dünyada, bir de hanımım var, çok da malım var. Tüccar bir babanın oğluydu, ticarete çok güzel aklı çalışıyordu. Hazreti Sa'd ya Resulallah dedi, ben malımı Allah yolunda infak etmek istiyorum. Ey Sa'd, aileni de düşün, evladını da düşün, malının tamamını infak etme, o zaman yarısını vakfedeyim. Olmaz dedi, bu da çok dedi. Ya Resulallah peki üçte birini vakfedeyim, üçte ikisi çocuklarıma, aileme kalsın. Bu olur dedi Resulullah. Senin aileni, çocuklarını yokluk içinde bırakıp, mirasından mahrum edip, bütün mirasını hayır yolunda harcamandan, ailene de geçinecekleri, mutlu olacakları, Allah için hayatlarını rahatça sürecekleri helalinden malını bırakıp bir miktarını, yani üçte bir kadarını Allah yolunda sadaka vermen senin için daha hayırlıdır ey Sa'd dedi. Dikkat ediniz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz ailenin, aile hukukunun ince bir dersini gösteriyor bize. Bugün ailesinden, anasına, babasına, eşine, çocuklarına karşı sorumluluk duymayan insanlarla doldu dünya. Oysa evin geçimini Allah erkeğe farz kılmıştır. Kadınlar da, çocuklar da tabii ki aileye katkı sunarlar. Gerek evde yaptıkları işler iş değil midir? Tarlada yaptıkları işler, dükkanda yaptıkları işler tabii ki iştir ama en sorumlu babadır ailede, rızık konusunda mesul olan. Sağlıklıysa, bir engeli yoksa babadır evin geçiminden Allah katında sorumlu olan. Bu sorumluluğu her Müslüman erkek içinde taşımalıdır. Değerli Müslümanlar, Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri İran'ın fatihidir. İran topraklarını İslam'a katan Hazreti Ömer döneminde Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Hazreti Sa'd radıyallahu anh Efendimiz ambargo yıllarında da kuru bir deri parçasını getirmiş kamp yerine. 3 yıl yiyecek hiçbir şey yoktu diyor. Sabahlara kadar çocuklar ağlardı. Tuvalet ihtiyacı için uzaklaştığında ambargonun yapıldığı Ebu Talip mahallesinin kenarlarında dağlara çıkardı. Tuvalet ihtiyacı olunca kadınlar bir vadiye, erkekler bir vadiye giderdi. İhtiyacı için uzaklaştığında kendi defi hacetini yaparken ya da yaptıktan sonra ayağına takılan sertçe bir cismi karanlıkta eline aldı. Baktı ki kuru bir, ölmüş bir hayvanın sırtından bir parça, deri parçası, kemik gibi olmuş. Çöl ateşi sıcak ya, taş gibi olmuş. Onu getirdi kampta, yıkadım diyor. Ve hayvanın, sığırın ya da devenin sırt derisini günlerce emdik diyor, emdik. Et kokusu almak için o kadar açlık çekmişler ama imanlarını terk etmemişler. Allah Celle Celaluhu bizleri Hazreti Sa'd efendilerimiz gibi Allah'a ve Resulüne bağlı yaşayanlardan eylesin. Ülkemize ve dünyanın üzerine çöken bu virüs musibetinden bir an evvel Rabbim cümlemizi kurtarsın. Kardeşlerim, yetkililerin sözlerine, devletimizin, bakanlıklarımızın, Sağlık Bakanlığımızın, bilim adamlarımızın sözlerine kulak verelim. Evde kalalım. Evde huzur var. Hayat eve sığar. İmkanı olanlar olmayanlara yardım etsin. Bu Allah'ın bize tavsiyesidir. Allah'ın bize emridir. Peygamberimizin yoludur.
komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhı, Allah bize ahirette cennette komşu eylesin. 85 yaşında, o Kufe'nin de ilk valisidir Hazreti Ömer döneminde. Yine Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas 85 yaşında Medine'nin kenarında Akik köyünde vefat etti. Mervan bin Hakem cenaze namazını kıldırdı, Cennetül Baki'ye defnedildi. Allah ona rahmet eylesin, Allah onlardan razı olsun. Hepinizi bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e, ekibine ve bizleri dinleyen, takip eden tüm kardeşlerime, Konya Büyükşehir YouTube sayfalarında bu programda birlikte olduğumuz Konya'mızın, Türkiye'mizin, bütün dünyadaki kardeşlerimize selamlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.